Yaptın çok ayıp bir hareketti. Evet, sen dua et ben buradan çekip gitmeni. Gidebilirsin. Allah Allah. Çok yanlış. Ben git izninizle kalkabilir miyim? Bir kalk elini yüzünü yıka. Bir kalk elini yüzünü yıka ablacığım. Bardakları nerede bunun? Gamze Hanım. Efendim siz. Ne oldu bu kadar yahu? O kadar sinirliyim ki haddini fazla aşıyor. Cidden kendi rezalet bir elbiseyle gelmiş önümüze. Ya, ne yaptığını ne ettiğini anlamadım yani. Ben böyle bir rezalet görmedim. Eleştiri yapıyorum, yapma. Sanki seninki çok güzeldi. Gelmiş bana seninki çok güzeldi falan diyor. Ya deseydin o zaman. Kendi gününde niye söylemedin bana yani? Şimdi gelmiş, kendi günüm geçmiş. Söylüyorsun. Haksız mıyım düz ses ya? Haklısın ya da değilsin ama elleriniz titriyor. O kadar çok sinirlendim ki. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Canım ben de bir çay alabilir miyim? Tabii ki. Yine de yapılmaması gerekiyordu Aslı Hanım. Evet, yanlış hareket evet. oldu. Baştan Gamze başlattı, evet. Suzan devam etti. İkisi de yanlış oldu. Hayrola Gamze? Efendim? Evimde dedikodu mu yapıyorsun? Dedikodu ne yapmıyorum, yüzüne de söyleyebilirim yeter ki karşıma gel. Ne işin var mutfağımda? Su içmeye geldim, kovdun ya. Buradan da kovuyorum. Allah Allah, evet. İyi gidiyorum. Artık hiçbir şey diyemiyorum. Bardak kırılıyordu az kalsın. Kendi günü geçtiği için böyle hareketler yapıyor. Kurtuldu falan sanıyor ama daha çok bekler. Gel gel. Geldim. Ne oldu öyle sesler bir şeyler? Geldi. Hasan'ım haddini fazla zorluyor. Sadece ne oldu? Haddini fazla zorluyor. Evimde neden duruyorsun falan diyor işte. Ne olmuş ki Gamze bu kadar abartılacak? Çıktın, gittin, ellerin titriyor. Bu kadar abartılacak hiçbir şey yoktu. Neyse, ben bu bardağı alayım, ona içiririm ben bu suyu. Allah Allah. Aa, yorum yapmaya gelmemişim. Şimdi mi dedi içer? Yok artık. Yok, yok canım. O kadar ol değil ya. Teşekkür ederim. Bu da suyunu getirdim. İçersin. Yok, ben daha bu suyu içmeyeceğim. Aynen. Teşekkür ediyorum. Yani yine yaptıklarına karşı teşekkür edebiliyorum. Dua et. Şöyle çiçeğe dökeyim. En azından o faydalansın. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Siz böyle yakışıyor mu kızlar ya? Yani kızlar yeter artık. Bak o misafir evine geldi şu anda. Evet. Sen onun evinde kahve yapmak istediğinde tabii ki buyur dedi. Evet. Gittin yaptın. Şimdi ne oluyor? Mutfakta ne oldu? Konuşuyorduk. Bir anda bardağı hızlıca bir şekilde vurdu ve her yer su oldu. Git buradan dedin. Tamam bir sakin olun. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturuyoruz sakin sakin. Yeter burada güzel bir şey izliyoruz. Hakikaten gerginlik istemiyoruz değil mi? Muhabbet gerginlik etmeye olmasın. Geldik. Rica ediyorum kavga gerginlik ediyorsun. Olmasın. Bizim de enerjimiz düşüyor. Bize de yansıtmayın yani biz de geriliyoruz. Yani biz de kendimizi kötü hissediyoruz. Evet. Bakın gerek bakayım bana. Yok yani. Siz bir barış sağlayın şurada. Yok teşekkür ederim. Belki daha sonra. Ama elektriğiniz bize yansıyor arkadaşım. O zaman sen yani. De kalk git. Bence elektriği sen de kalk git bir elini yüzünü yıka Neşe. Ne yapabilirim şey yani? Yani ben sana gerçekten yap, sana yapsa sen şahit tahammül edemezsin. Yani bu duruma hakikaten. Saçmalıyorsun bazı şeyleri. Evet ama yani bu nedir ya? Ne nedir? Ya bu kadar gergin ortamı yani yaratmaya ne gerek hadi var? Hadi kızlar. Tamam kızlar. Sen de arkadaşından özür dile. O senin kusura evinde bakma, bir konuk. Kusura bakma özür dilerim. Biraz sinirlendiğim için. Onun da ağrına gitti öyle bazı şeyler. Ettim. Hadi barışın uzatma. Çok ağır konuşunca gerçekten ağrıma gitti. Olanı konuşuyorum. Sonuçta eleştirmeye gelmişim ben seni buraya. Gamze biraz abarttı olayı yani. Suzan'ın da alındığını düşünüyorum bunu artık. Eleştirinin de bir sınırı var bence. İstemiyorum bak ben böyle tatsızlık istemiyorum. Ben hakikaten üzülüyorum. Tamam. Sizi tamam üzmeyelim ama. O zaman. Hakikaten beni de ekranları başındaki tamam. izleyicilerimiz de üzmeyelim. Tokalaşalım. Aferin. Sevin. İşte böyle. Öpüyorum. Evet. Oh sizi yanaklarınızdan. Size de bu yakışır.